Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Kureyş suresini değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. لِئِلَافِ قُرَيْشِ اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Kureyş'in ülfetinden, anlaşmasından dolayı, yani yaz ve kış o seyahatleri sebebiyle فَلْيَعْبُدُوا ibadet etsinler. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu beytin Rabbine, Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْ Ki Kabe'nin Rabbi olan Allah açlıktan onları yedirmiş. Yani onlara ikramda bulunmuş. وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ Ve korkudan onları emin kılmıştır. Daha evvelinde Fil suresi geçmişti. Fil suresinde Allah-u Teala Mekkelilere yönelik ve tabi dolayısıyla tüm insanlığa yönelik bir nimetini anlattı. Kabe'yi tahrip etmek isteyenler Cenab-ı Hakk'ın deniz canibinden gönderdiği kuşlarla harap olup gittiler. Burada da Kureyş ile alakalı. Kureyş Mekke'nin sakinleri bir kabile ve Araplar için de saygın bir konumdalar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o da Kureyş'ten. Ve bunlar çevrede insanlar ekonomik sıkıntılar çekerken, açlıkla pençeleşirken adeta ve korku içinde yaşarlarken bunlar emniyet içerisinde yaşıyorlar. Normalde bulundukları yer böyle rızık noktasında mümbit bir yer olmamakla beraber her taraftan bunlara bol bol rızık da geliyor. Allah-u Teala onlarla alakalı iki büyük nimetine burada dikkat çekiyor. Bunlardan birisi açlıktan onları kurtarması, diğeri de korkudan onları emin kılması. Yine bu surede yaz ve kış seyahatlerinden söz ediliyor. Kışın Yemen'e, yazın Şam tarafına onların seyahatleri var. Ve Mekke tarım için müsait bir yer değil. Bundan dolayı oranın insanları daha çok ticaretle meşguller. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o da ticaretle meşgul olmuştur. Ve ticareti metheden, dürüst tüccarları metheden pek çok ifadeleri bulunmaktadır. Doğru emin olan bir tüccar diğer alemde peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşredilecektir. Bu mealde ve benzeri böyle manaları anlatan hadisleri bulunmaktadır. İşte Allah-u Teala'nın Kureyşlilere bir nimeti ticaretle meşguliyet için vasatın müsait olması. Kendileri çevredeki bir takım hükümdarlarla anlaşmalar yapmışlar ve bu anlaşmayla bir nevi kapitülasyon gibi kendilerine ayrıcalık tanınmış ve bunlar rahatlıkla başka yerlere gidiyorlar ve biz Kureyşlileriz. Biz Allah'ın evinin yani Beytullah'ın komşularıyız dediklerinde kapılar kendilerine daha da aralanıyor. Böyle olunca ekonomik yönden daha güçlü hale geliyorlar. İşte bütün bunlar nazara verildikten sonra Allah-u Teala onlara şunu emrediyor. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Öyleyse bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini tebliğe başladığı sıralar Allah'ın beyti yani Kabe putlarla doluydu. Normalde Kabe Allah'a ibadet için yapılmış yeryüzünde ilk mabet, en mübarek bir yer. Ama burası putlarla doluydu. Rivayetlere göre 360 tane farklı put oraya yerleştirilmiş ve Mekkeliler bunlara ibadet etmekteydi. Kendilerine göre bunların namazı vardı. Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ اِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا تَصْلِيَةً وَمُكَاءً buyuruyor. Onların beyt etrafındaki ibadetleri, namazları ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan ibaret. Yani böyle el çırparak, öte yandan ıslıklar çalarak Kabe'nin etrafında çıplak bir şekilde tavaf ediyorlar. Çıplak bir şekilde tavaf etmelerinin de gerekçesi şuymuş. Diyorlar ki biz bu elbiselerin içinde Allah'a isyan ettik, günahlarımız var.
Allah'a isyan edilen elbiselerle beyti tavaf etmek caiz değildir. Böyle deyip çıplak bir şekilde tavaf ediyorlar. Yani buradan şu anlaşılıyor. Onların Kabe'nin etrafındaki ibadetleri doğrudan Allah'a bir ibadet gibi değil. İbadet görünümü altında putlara ibadet ediliyor. Malum Araplar müşrik bir topluluk. Yani o günün şartlarındaki Araplar, İslamiyet'in zuhuru esnasındaki Araplar Allah'ı kabul ediyorlar ama araya aracı koymuşlar. İşte putlarla alakalı diyorlar ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz bu putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Onlara göre Allah çok çok ötelerde. Allah doğrudan insanlarla meşgul değil. Bundan dolayı da araya aracılar konulması lazım. Ve onların kabulüne göre işte bu putlar Allah nezdinde bize şefaat edecek. Ve biz bundan dolayı bu putlara tapıyoruz diyorlar. Kur'an-ı Kerim her türlü şirki, her türlü putperestliği ortadan kaldıracak ifadelerle gerçeği bize anlatıyor. İşte La İlahe İllallah bu hakikatin en net bir ifadesidir. Allah'tan başka ilah yok. Yani ondan başka mabut, ibadet edilmeye layık hiçbir şey yok. Dolayısıyla güneş çok büyük bir cisimdir ama Allah'ın mahlukudur. Güneşe ibadet edilmez. Güneşin Rabbi olan Allah'a ibadet edilir. Arapların kabulüne göre gökteki yıldızlardan birisi Şira yıldızı, ona da bir kutsallık veriyorlar ve ona özel bir önem atfediyorlar ve onunla alakalı ibadetleri var. Ama Kur'an-ı Kerim Necm suresinde Cenab-ı Hakk'ın Rabbü Şira olduğunu bize bildiriyor. Yani o yıldızın da Rabbi var. O yıldız kendi başına bir özellik taşımıyor. O yıldızı yaratan, ona o özelliği veren var. Dolayısıyla Şira yıldızına tapılmaz, Şira yıldızının Rabbi olan Allah'a ibadet etmek gerekir. Öte yandan doğrudan Kabe'ye yönelip de Kabe'nin kendisine ibadet edilmesi putperestliktir, şirktir. Ama Kabe'nin Rabbine ibadet etmek gerekir. Bu durumda şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Kabe bir sembol. Kabe, Beytullah. Yani Beyt derken Beytullah, Allah'ın evi. Allah-u Teala mekan itibariyle yani haşa orada mı? Bu o anlamda değerlendirilmemeli. Mekanın yaratıcısı olan Allah, mekandan elbette münezzehtir. Dolayısıyla Kabe'yi yaratan Allah, Kabe'de haşa bir mekan tutmuş değildir. Ama bu sembolik bir manadır. Yani nasıl ki diyelim ki bir dostumuzdan bize hatıra olarak bir tesbih gelmiş olsa, o tesbihi görünce tesbihin kendisini değil de dostumuzu hatırlarız. Ve o tesbih bize dostumuzdan bir yadigar olduğundan tesbihi görünce hemen zihnimiz dostumuza intikal eder. Onun gibi bizler de Kabe'yi gördüğümüzde veya namaz kılarken bulunduğumuz yerde Kabe'ye yöneldiğimizde cesedimiz Kabe'ye yönelirken ruhumuz Allah'a yönelir ve yönelmelidir. Yoksa doğrudan Kabe'nin kendine ibadet edecek olsak biz de Arap müşriklerinin durumuna düşmüş oluruz. Bununla alakalı şöyle bir hatırayı nakletmek, paylaşmak isterim. Doğu Türkistan'dan gelen hafız birisiyle Ankara'da karşılaşmıştık. Biraz beraberliğimiz oldu bazı sohbetlerde. Bir gün kendisi şöyle bir olayı anlattı. Dedi ki ben Doğu Türkistan'dayken birinde Çin'e gittim. Çin'de en büyük mabetlerden birisine, dünyadaki en büyük mabetlerden birisine de uğradım. Baktım orada Buda'nın suretine tapılıyor. Dünyadaki en büyük suretlerden birisi Buda'nın suretine, heykeline tapılıyor. Bunu görünce diyor, oradaki rahibe sordum. Yani bunu kendi elinizle siz kendiniz yaptınız. Kendi elinizle yaptığınız bir surete nasıl taparsınız? Bana diyor sordu, sen hangi dindensin? Ben de diyor dedim ki ben Müslümanım. Bunun üzerine diyor rahip dedi ki hani sizin de karşısına geçip ibadet ettiğiniz bir taş var ya, işte bu da onun gibi bir şey. Yani siz taşın karşısına geçip ibadet ediyorsunuz, biz de bunun karşısına geçip ibadet ediyoruz. Bunun üzerine o arkadaş diyor ki ama biz doğrudan doğruya
taşın kendisine ibadet etmiyoruz. Biz Kabe'yi bir sembol olarak, kendisine bir sembol olarak bildiren Kabe'nin Rabbi olan Allah'a ibadet ediyoruz. Bu ince bir nokta. Demek ki bakışa göre değişebiliyor. Belki de putperestliğin insanlık tarihinde çıkışı bununla da çok yakından alakadar. Bazı kitaplarda ifade edildiğine göre İdris Aleyhisselam'dan sonra Allah'ın dinini anlatan bazı alim zatlar gelmiş. Bunlar Allah'ın dinini çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Ama bunlar birer birer vefat etmeye başlayınca o günkü insanlar bunların timsallerini yapmış. Ta ki gelecek nesillere bunları aktarsınlar. Bak bunlar şöyle kamil, böyle büyük insanlardı desinler diye. İyi niyetle yapılıyor. Bunların timsalleri yapılıyor. Ve bunlara bakıldığında aslında Allah hatıra geliyor. Ve bunlara bakıldığında Allah namına nazar ediliyor. Çünkü Allah'ı anlatan insanlar. Fakat gün geliyor, durum değişiyor. Sonraki gelen nesiller artık bunların doğrudan kendilerinde bir şey var zannediyor. Bunlara ibadet etmeye başlıyor. Halbuki bu bir yörünge kaymasıdır. Hakikatta bu böyle olmamalı. Ama zamanla o hale gelmiş. İşte putperestlik bugün dünyanın çok değişik yerlerinde var. İnsanlar putperestlikten kurtulabilmiş değiller. Yani putun karşısına geçip de ibadet eden sadece cahiliye müşrikleri değil. Günümüzde işte Çin'de de var, Hint'te de var, başka yerlerde de var. Dünyanın her tarafında değişik tarzlarda putperestlik devam ediyor. Ama bize düşen şirkin her türlü envaından kurtulmak, doğrudan doğruya alemi yaratan, Şira yıldızını yaratan, Kabe'nin Rabbi olan Allah'a ibadet edebilmek. Bunu yaptığımızda tevhidi elde etmiş oluruz. Burada sadedinde bulunduğumuz bu surede Allah-u Teala Kureyşlilere yönelik iki büyük nimetine dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi açlıktan onları doyurması, ikincisi ise korkudan emin kılması. Buradan şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. İnsanlar için gerçekten maddi yönden bol imkanlar içerisinde olmak, rızık noktasında sıkıntı çekmemek Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Ve normal şartlar altında Allah-u Teala dünyanın her tarafında insanlara rızıklarını bir şekilde göndermektedir. Ama bunun daha bolca olması özel bir nimettir. İşte Kureyş suresinde Mekkeliler için böyle bir nimetin verildiği anlatılıyor. Etraftaki insanlar bu noktada sıkıntı çekerken Medine'nin şartları müsait olmamakla beraber o insanlar geçinip gidiyorlar. Yani orada o vadinin, ıssız, kurak vadinin insanları Allah'ın lütfuyla gerçekten kolay bir şekilde ticaret yoluyla rızıklarını elde edebiliyorlar. Malum bu noktada İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. İbrahim Aleyhisselam ailesinden işte hanımını, çocuğu İsmail'i oraya bıraktığında dua ediyor. Ya Rabbi diyor, bu beldeyi emin belde kıl ve buradaki insanları değişik semerat ile rızıklandır. Allah-u Teala duasını kabul etmiş ki günümüzde de oralar yine gerçekten rızıklandırılmış yerler. Mesela normal kendi imkanlarıyla hayatlarını devam ettirmesi zor iken günümüzün belki en zengin insanları oralarda yaşıyor. Petrolden dolayı gerçekten şu anda da oralar bolca rızka mazhar ve o insanlara Cenab-ı Hakk'ın bu manada özel ikramları oluyor. Kabe'nin hizmetini yapmaya çalışan bu kimselere özel nimetler bu şekilde gönderiliyor. Bir başkası da korkudan emin kılınmaları. Bu da başka bir nimet. Etrafta insanlar gerçekten böyle korku içinde yaşarken her tarafta eşkıyalar var, her tarafta yol kesiciler, haramiler var. Böyle bir ortamda Mekke haram kılınmış bölge. Yani orada savaşılması yasak. Öyle ki birbiriyle gerçekten böyle kavgalı olan insanlar, savaşan insanlar bile o beyt dahilinde, harem dahilinde birbirlerini gördüklerinde birbirlerinin üzerine gitmiyorlar, birbirleriyle dövüşmüyorlar. Çünkü orada
bu şekilde dövüş yapılması yasak ve bu yasağa da uyuluyor. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ederken, onları korkudan emin kıldı derken, buradan belki Tin suresine de bir atıfta bulunabiliriz. Allah-u Teala orada incire, zeytine yemin ediyor ve Tur-i Sina'ya yemin ediyor. Ardından da ve hâzel beledil emin ve bu emin beldeye yemin ederim ki diyor. Burada emin belde ile kastedilen Mekke ve oranın emin belde kılınması o belde ahalisi için Cenab-ı Hakk'ın çok özel bir ikramı, çok özel bir lütfu. Buradan tabii hepimize bakan bir ders olarak şöyle bir manayı çıkarabiliriz. Şöyle bir manayı beraber tezekkür edebiliriz. Demek ki beldelerimiz emin belde olmalı. Kabe nasıl ki emin belde, Allah orayı emin belde kılmış. Bütün yeryüzündeki beldelerde emin belde yapılmaya çalışılmalı. Ve cihan şumul bir sulh gerçekleştirilmeli. Dünya çapında bir sulh ve insanlar birbiriyle dövüşmeden, boğuşmadan huzur içerisinde, barış içerisinde hayatını devam ettirebilmeli. Bu bir ideal. Ama bu bir ideale ulaşılabilmiş midir veya ulaşılabilecek midir? Anladığımız kadarıyla böyle bir ideale tamamıyla varılamayacak. Tarihin her devrinde insanlar arasında problem yaşanmıştır. Öyle görülüyor ki kıyamete kadar da problemler yaşanmaya devam edecektir. Ama bunun böyle olması, barış için çalışmayalım, herkesi kendi haline bırakalım, kim ne yaparsa yapsın anlamına da gelmez. Çünkü insanlık bu yönde faaliyetler olmazsa çok daha büyük facialara maruz kalacaktır. Bundan dolayı aklı başında olan insanlar ellerinden geldiği kadar bulundukları beldeleri emin belde haline getirmeye çalışmaları gerekir. Ve bu surede yaz ve kış ticareti, yazın işte Şam tarafına, kışın Yemen tarafına onların ticaret için gitmeleri anlatılıyor ve bu bir nimet olarak anlatılıyor. Demek ki sınırları aşarak insanlar dünyanın başka yerlerine de gitmeli, ticari faaliyetlerde bulunmalı ve böylece birbirleriyle irtibatları daha kuvvetli hale gelmeli. Günümüzde bunun büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela bakıyorsunuz Türkiye'den birisi Hollandalı biriyle evlenmiş. Hollandalı bir bayanla. Yani diye bakalım çocukları nasıl, ona bakılıyor. Çocukları da uzak doğudan bazılarıyla diyelim evlenmiş. Bu şekilde çok farklı durumlar söz konusu oluyor. Ve dünya adeta bir köy halini almış. İnsanlar dünyanın her tarafına gidiyor. Ve her taraftaki insanlarla bir şekilde bir diyalogları, bir şekilde beraberlikleri meydana geliyor. Demek ki ticaret bu açıdan mühim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Ümmetim sığırın kuyruğuna yapıştığında helaki yakındır. Burada sığırın kuyruğuna yapışmak derken mecazi bir anlatım olduğu anlaşılıyor. Yani sadece hayvancılıkla yetinmeye çalışırsa helaki yakındır. Sadece hayvancılıkla hayatın devam ettirilmesi mümkün değildir. İşte İslam dünyası ticaretin önemini de kavramalı. Sadece ziraat, sadece hayvancılıkla yetinmemeli ve ticaret yoluyla da maddi yönden daha ileriye gitmenin uğraşısını vermeli. Çünkü rızkın onda dokuzu ticarette. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada ümmetini teşvik ediyor. Ticaretle uğraşın, cesur olun buyuruyor. Cenab-ı Hak bizleri maddi manevi rızıklara mazhar eylesin ve her türlü korkudan da emin eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.